Histeroskopi cerrahi kapalı ameliyatlardan bir tanesidir. Yani endoskopi yöntemleriyle e, rahim içerisinin incelenmesi şeklinde izah edebiliriz. E, teknik olarak anestezi altında olan hastamızın e, rahim içerisine bir kamera ile girilerek rahim odacığının eee büyük moleküllü sıvılarla genişletilmesi şeklinde bu işlemi yapmaktayız. Ee, özellikle kadın doğumda rahim içerisindeki yapışıklıklarda, e, rahim içerisindeki miyomlar, rahim içerisindeki polipler ve e, tabi herhangi bir sebep yoksa özellikle kısırlıkla ilgili sebebi açıklamayan kısırlıkta özellikle tanısal amaçlı histeroskopiyi kullanmaktayız. Bununla beraber e, daha az miktarda olmak suretiyle sezaryen sonrası dış gebelik tedavisinde veya e, bu bölgedeki anormal kanamalarının e, durdurulması ve tanı amaçlı da histeroskopiyi kullanmaktayız. Özellikle menopoz sonrası olan e, kadınlarda özellikle e, operasyon yani karın ameliyatı yapılamayacak olan durumlarda histeroskopi ile rahim içerisine giderek oradaki kanama odağını durdurma şansımız e, vardır. Histeroskopi genelde kısa süren bir işlemdir e, ve Yaklaşık olarak birkaç saat sonra evine e, hastamızın taburcu etme e, olasılığımız olan bir e, işlemdir. Bazen e, laparoskopi ile beraber de yapılması gerekebilmektedir. de en önemli konulardan bir tanesi kullanılan e, sıvının e, gerekli ve e, yeterli miktarda kullanılmasıdır. Özellikle fazla sıvı kullanıldığı zaman sıvı yüklenmesi dediğimiz bir durum söz konusu olabiliyor. Bu nedenle bu işlemi yapacağımız hastamızın önceden değerlendirilmesi ve anestezi kontrolünden geçirilmesi gerekir ki operasyon süresi böyle bir sorun meydana gelmesin.